bıcırık Toddy. Zırr, 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 saat çalıyormuş. Bıcırık Toddy uykusundan uyanmış. Gece geç saatlere kadar uyumadığı için hala uykusu varmış. Gözlerini açmadan saate uzanmış. Onu hemen susturmak istiyormuş. Bu sırada eli çarpmış ve saat düşmüş, çat diye kırılmış. Toddy bu sesle yataktan fırlamış. Çok sinirlenmiş. Kendi kendine "Sabaha kötü başladık. Eminim akşama kadar böyle geçecek." diye söylenmiş. Toddy suratı asık bir şekilde banyoya yönelmiş. Tam içeri gireceği sırada küçük kardeşinin oyuncağı ayağına takılmış. Dengesini kaybedip "Küt!" diye yere düşüvermiş. Toddy'cin kalan uykusu da böylece kaçmış. "Muzi! Muzi!" diye bağırmış. "Sana kaç defa oyuncaklarını yol üzerinde bırakma dedim." Küçük Toddy aceleyle elini yüzünü yıkamış, sonra kahvaltısını yapmak için mutfağa gitmiş. Ama bir de ne görsün, kemik tabağı boşmuş. Annesine seslenmiş. "Anneciğim, anneciğim, neden hiç kemiğimiz yok?" Annesi, "Bana neden soruyorsun? Dün kemik alma sırası sendeydi." demiş. Toddy o anda canı istemediği için kemik almaya gitmediğini hatırlamış. Hızlı hızlı kitaplarını, defterlerini toplamış, çantasına yerleştirmiş. Sonra beslenme çantasını da alıp okulun yolunu tutmuş. Tam okula yaklaştığı sırada giriş zili çalmış ve bütün öğrenciler sınıflara girmişler. Toddy de kendini sınıfa zor atmış. İlk ders matematikmiş. Öğretmenleri tahtaya ödev verdiği problemleri yazmaya başlamış. Toddy de defterini çıkarmak için çantasını açmış. Bir de ne görsün, matematik defteri çantasında yokmuş. Birden defterini mutfakta unuttuğu aklına gelmiş. Kendi kendine "Şimdi ben ne yapacağım?" demiş. Eğer öğretmenim bunu anlarsa vay halime. Bugünün kötü geçeceği sabahtan belliydi. Bu sırada öğretmen ona seslenmiş. "Toddy, defterini alıp buraya gel. Bakalım bu problemi nasıl çözmüşsün?" Toddy üzgün bir şekilde "Matematik defterimi evde unutmuşum." demiş. Öğretmeni "Bu ne kadar büyük bir sorumsuzluk." diyerek kızmış. "Sana 0 veriyorum. Dilerim bu sana iyi bir ders olur." Küçük Toddy utancından kıpkırmızı olmuş. Sırasının altına saklanmak istemiş. Sınıf arkadaşı Shoti gülerek onunla dalga geçmiş. Toddy buna daha da üzülmüş. Kendi kendine "Bugün çok çok kötü bir gün." demiş. Birkaç ders sonra öğlen teneffüsü olmuş. Toddy yüzü asık bir şekilde bahçede oturuyormuş. Sınıf arkadaşlarından Mikey yanına gelmiş, elini omzuna koymuş. "Bu kadar üzülme dostum." demiş. Toddy, "Nasıl üzülmeyeyim? Sabahtan beri günüm çok kötü geçiyor. Bundan sonra da böyle geçecek." demiş. Mikey, "Çok yanlış düşünüyorsun Toddy." diyerek başını sallamış. Toddy, "Hayır, yanlış düşünmüyorum. Sabah çalar saatimi kırdım. Sonra yere düştüm. Kahvaltımı yapamadan okula geldim. Şimdi de matematikten 0 aldım. Bugün çok kötü bir gün." diye dert yanmış. Mikey, "Böyle düşünme. Gel şimdi öğlen yemeğimizi yiyelim." demiş ve sormuş. "Sen yemek getirdin mi?" Toddy, "Evet getirdim." diyerek beslenme çantasını açmış. Yüzünü buruşturarak sızlanmış. "Annem sandviç koymuş. Ama ben kemik seviyorum. Sandviç sevmem ki. Bak görüyor musun? Günüm kötü geçmeye devam ediyor." Mikey gülmüş ve "Benim annem de kemik koymuş ve ben sandviçi çok severim. Ben sana kemiğimi vereyim, sen de bana sandviçini ver." demiş. Toddy ile Mikey beslenmelerini değiştirmişler ve yemeğe koyulmuşlar. Az sonra arkadaşları Shoti yanlarına yaklaşmış ve Toddy'ye "Derste seninle dalga geçtiğim için özür dilerim." demiş. "Çok yanlış davrandım." Toddy gülümsemiş. "Önemli değil. Hadi gel, beslenmemizi birlikte yiyelim." Shoti, Toddy'nin onu affettiğini görünce çok sevinmiş. "Annem bugün beslenmeme tatlı da koymuş. Hemen getireyim de hep beraber yiyelim." diyerek sınıfa girmiş. Mikey Toddy'ye, "Man, bugün hiç de kötü bir gün değilmiş." diyerek gülümsemiş. Shoti elinde beslenmesiyle koşarak gelmiş. Üç arkadaş neşe içinde yemeklerini yemişler. Az sonra zil çalmış. Sınıfa girmişler. Toddy ders boyunca aldığı 0'ı düşünüp durmuş. Ders bitiş zili çalmış. Bütün öğrenciler eve gitmek üzere hazırlanırken öğretmeni Toddy'ye "Toddy, sen sınıfta kal. Sana söyleyeceklerim var." demiş. Herkes çıkmış. Toddy sınıfta kalmış.
öğretmen. Toti, sen her zaman ödevlerini düzgün yapan, çalışkan bir öğrencisin. Ben sana verdiğim sıfırı sileceğim. Ama sen de yarın yaptığın ödevi bana göstereceksin. Tamam mı? Demiş. Toti, öğretmenim beni çok mutlu ettiniz. Bir daha defterimi getirmeyi unutmayacağım. Diyerek sevinçle sınıftan çıkmış. Arkadaşı Mikey onu okulun kapısında bekliyormuş. Merakla sormuş. Ne oldu Tony? Öğretmen sana ceza mı verdi? Toddy gülerek öğretmeniyle konuştuklarını Mikey'ye anlatmış. Mikey duyduklarına çok sevinmiş ve gördün mü Tony? Bugün ne kadar güzel bir gün demiş. Toddy de evet arkadaşım bugün çok güzel bir gün diyerek Mikey'nin koluna girmiş. Hadi gel birlikte gidip dondurma yiyelim. İki arkadaş bu güzel günün tadını çıkarmışlar.